Bülent Bey, şimdi siz CHP'yi çok yakından tanıyan bir isim olarak siyasi deneyimlerinizden de hareketle şunu soruyorum. Diyelim ki söylediği gibi Hikmet Bey'in aday oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. İstifa edeceğim eğer cumhurbaşkanı adayı olarak seçilirsem ittifakın dedi. Ve dolayısıyla da partinin bir genel başkanı olması gerekiyor. Olağanüstü bir kurultaya gidilecek. Öyle olursa acaba sizce partinin yeni genel başkan adayı ve o parti içerisindeki seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığından daha popüler bir durum haline gelebilir mi? Tabii genel başkan olan kişinin kişiliğine bağlı. Ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Bakın, benim, yani o daha ön plana çıkabilir CHP'de. Değil mi? Kurultay meselesi. Hiç bilmiyoruz. Siyaset sürpriz. Karizma olayıdır. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bana özellikle yabancı basının işte çeşitli vesilelerle rastladığım diplomatların vesairelerin sorduğu bir şey var. Diyor ki anlamadığımız şu. Muhalefet ortaya bir aday çıkarmadan erken seçim istiyor. Bakın çok temel. Bu ama kadar biz de bunu merak gerçek ediyoruz. Şimdiye kadar tartışılmadı. Yani hatta biri dedi ki bu dedi hangi takımını nasıl kuracağını açıklayamayan hatta kuramayan bir antrenörün diğer takımla maç istemesi gibi bir şey. Peki senin takımın kim? Yani şu anda esas zayıf nokta erken seçim istemede ortada kimin kesin aday olacağına dair muhalefetin bir yaklaşımı yok. Çünkü bakın neden? Erken seçim ben oraya kimi koyarsam koyayım sen oyunu kullan seçimi değildir. Erken seçimde bir iddia var olması lazımdır. Vaatler vardır. Öbürün de normal vadesi geldiği için vadesinde yenilecek bir seçim vardır. Tamam mı? Ben o iyi aday, o adayı bulamadım, bu adayı buldum. Buna kimse itiraz edemez. Ama adayların kalitesine göre ondan sonra oy verir. Fakat erken seçim iddiasında hele başkanlık sistemi olduğunda bakın parlamenter sistem olmuş olsa amenna. Başkanlık sisteminde ondan sonra kazanan adayın ülkenin yönetimindeki etkisi tam olacak değil mi? Eksiksiz. Şimdi dolayısıyla hani orada belirsizlik olmaz diyorsunuz bakanım. Orada belirsizlik olamaz. Olamaz. Ya çünkü başkan seçiyorsun. Yani muhalefet dese ki bitti. Benim adayım şudur bakın. Bu aday Türkiye'nin hakikaten bütün sorunlarını çözebilecek kabiliyettedir. Artı biz süper başkan adayı. Bu adayı destekleyen partiler olarak Türkiye'nin tüm sorunlarını ortaya koyduk, çıkardık. Çözümleri de buradadır. Hodri meydan, dünyadan istediğiniz uzmanları getirin. Bizim çözümlerimizin gerçekleşebilir veya gerçekleşemez olduğunu onlar da size söylesin deyip iddialı çıkması gerekir. Sen erken seçim yap, ondan sonra ben de bir aday bulurum. O aday da Türkiye'yi nasıl yönetirken kucaklar. Şimdi siz bunları anlatırken ben de sosyal medya üzerinden gelen mesajları okuyorum. Şu anda mesela Nisan ayında Fransa'da başkanlık seçimleri yapılacak. Hı hı. Tabii işte mevcut başkan Macron aday. Bir de diğer adaylar var. Ama açık bir şekilde kendileri hangi gerekçelerle aday olduklarını, neyi nasıl yapacaklarını, edeceklerini çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Yani şimdi hiçbir şekilde kişiliği, bilgisi, becerisi, kararlılığı, azmi var mı yok mu bilinmeyen bir ortamda erken seçime git demek kadar absürt, anlaşılmaz bir husus yok. Bu düz bir mantık. Yine şu anda muhalefet partisi konumunda olan arkadaşlarım alınmasınlar. Ama çıksın bir aday, bir aday üzerinde dursunlar. Yani şimdi Kemal Bey'in sürekli olarak isminin ortada konması, dolaşması etmesi şu anda zahiri olarak birinci parti. Zahir olarak diyorum çünkü kesin olarak kimin önde olduğu seçimlerde belli olacak. Şu anda yorumsal olarak anketlere göre. Hiç olmazsa o zaman densin ki tamam Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. O da çıkar bütün başkanlık programına açıklar eder şey der. Şimdi ortada böyle bir dengesizlik var. Bu seçmen için dengesi. Şimdi bir tarafta Recep Tayyip Bey'in başkan olup olmama konusunda bir tereddüt var mı? Yok. Yok. Ha, dolayısıyla seçmen oyunu kullanırken ondan biliyor. Sonra biliyor Tayyip ve yani lehinde, ittifak aleyhinde, halinde olduğu diğer partide bunu biliyor. Net olarak açıklıyor. Tanıyor da çok iyi. Anlaştık mı? Tanıyor da çok iyi. 20 ama yıldan o zaman tanıyor. Ortada haklı rekabet yok. Peki muhalefetin adayı ne? Yok. Nerede aday? Şimdi muhalefetin seçmeni de bazı mesajlar gönderiyor. Şimdi az önce birini okudum. Diyor ki siz ne kadar tartışırsanız tartışın. Biz kim olursa olsun
seçeceğiz diyor. Yani hani Cumhur İttifakı'na karşı kim aday gösterilirse gösterilsin biz seçeceğiz. Yani bunu yazan kişiler HDP'li de olabilir. Yani çünkü bakın, organik olarak bir bağ var arada. Tabandaki seçmenin öyle bir şey yok. Şimdi yani bu şekilde söyleyen hangi bir isim olursa da gerçekten yani HDP'nin ben, onaylayacağı bir adayla Sayın Bakanım, İYİ Parti... ben de muhalefetin bütün siyasetini bunun üzerine dizayn ettiği kanaatindeyim. Yani... Seçmen şöyle, muhalefet Sayın Erdoğan'la rekabet edebilecek bir lider çıkaramadığı için bu geçtiğimiz 20 yıllık süre zarfında uzun süredir şu taktiği denedi. Biz onunla rekabet edecek bir siyasi vizyon mücadelesi yerine, bir lider mücadelesi yerine Erdoğan karşıtlığını kendi tabanımızda yükseltelim. Artık kimin aday olduğu önemsiz hale gelinceye kadar bu tamam. Öfkeyi besleyelim. Hayır, siyaseti bunu yaptılar. Bunu da kabul edeyim de o zaman kardeşim normal seçim zamanına kadar bekle, bu öfkeyi, bu karşıtlığı daha da arttır. Hayır ama bu bir anda olmadığı için bu zaten uzun süreye yayılmış bir siyaset. Ben az önce özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin içinde bulunduğu tehlike, kendi partilerin onlara bir öfke zehirlenmesine, mahkum etmesine dikkat çekerken bunu kastettim. Şöyle diyeyim, Amerika'da da ne krizler oldu? Ne krizler oldu? İşte Kennedy öldürüldü, Nixon devrildi neredeyse vesaire. Fransa'da aynı şekilde yani başkanlık sisteminin olduğu, hatta olmadığı yerlerde. Fakat hiçbir şekilde muhalefetin ondan sonra erken seçim isteriz de isteriz diye tutturup onun dışında hiçbir politika üretmediğini görmedik. Ya da bu da şuradan kaynaklanıyor. Ortak bir politika üretemedikleri için meseleyi yalnız ve yalnız senin dediğin gibi karşıtlık esasına... Ama bu da bir politika değil midir Emre Bey'in söylediği de? Ama ben muhalefeti İttihat Terakki'den beri zaten genel siyasal stratejisinin bu, hatta demişler ya yani hep yıkmayı konuştuk, yapmayı hiç konuşmadık diye. Genel Türkiye'de muhalefetin böyle bir genetiği var. Hatta İbrahim Uslu, özellikle Kılıçdaroğlu'nun şu an önde gelen danışmanlarından, en son halini bilmiyorum. Şöyle bir şey demişti. Trump karşısına normalde ABD'de seçilen kişi genelde boylu postlu olur, yakışıklı olur, karizmatik olur. Ama Biden baktığınızda yaşlı, işte kendi ayakta zor duruyor. Ama kazandı. Çünkü Trump'ın karşısına Trump olmasın da kim olursa olsun stratejisini güttüler. Cumhuriyet Halk Partisi de bu stratejiyi güderek koordine ettiği muhalefet blokuyla hareket ediyor dedi. Ben buna şu anlamda katılıyorum. Zaten geçmişte 20 yıllık bir deneyim var. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tarihi şahsiyetin, kahramanın, hele hele Devlet Bahçeli gibi bir ittifak ortağıyla karşısına sizin bir lider adayı çıkartmanız çok kolay değil. Böyle bir insan kaynağı zaten bulamadılar. Ne yapalım? O zaman bu öfkeyi yükseltelim. O gitsin de kim gelirse gelsin. İşte bu PKK ile olan pervasız ittifak da bu politikalarının yansıması olarak ortaya çıkıyor. Ben dolayısıyla tabanlarına yönelik böyle bir konsolidasyon çabalarının olduğu kanaatini taşıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir figür normal şartlarda mesela seçilecek bir aday değil. Kendi de bunun farkında. Veya diyelim anketlere bakalım. İşte Hikmet abi benden daha iyi bilir. Mesela bugün Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu kıyaslayın. Akşener'le Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na göre muhalefet blokunda adaylık oyu, eğilimi daha fazladır. Peki HDP ama, o buna nasıl bakacak? Ama muhalefet blokunda adaylığa kimin daha çok sevildiği değil, hem uluslararası güçlerin, lobilerin kimin ne diyeceği, ki bunu Hatay Belediye Başkanı çok özet bir şekilde ifade etti, CHP'li Hatay Belediye Başkanı, hem de HDP'nin ne diyeceği önemli. Adam orada şunun üzerinden hareket ediyor. Mesela Cumhur İttifakı ne üzerinden hareket ediyor? En sevilen lider, bu işi bir numara götürecek kişi Recep Tayyip Erdoğan üzerinden hareket ediyor. Ama diğeri ne üzerinden hareket ediyor? HDP ne der? HDP'nin oy vermeyeceği bir isim olmasın. İşte uluslararası güçler bu anlamda kimi daha kullanışlı bir aparat olarak görür? İşte Meral Akşener mesela. Meral Akşener Mansur Yavaş'ı istemez. Niye istemez? Çünkü Ekrem İmamoğlu gibi bir profil Cumhurbaşkanı olursa ben de işte başbakanlık iddiamı koruyarak sağın lideri olurum. Mansur'a bu anlamda çok fazla bir gerek yok diye. Hep bu matematik hesaplar, hep bu denklemin içerisindeler. Ve bir türlü şunu yapmıyorlar, şunu yapamıyorlar daha doğrusu. O kafaları niye hep bu tarz
birbirlerinin ayaklarını kaydırıp işte kimin neden olmayacağı üzerinden bir matematikle şekilleniyor. Çünkü ortada ideal bir lider, onları sürükleyecek bir aday profili doğrudan kesin ve net bir şekilde olmadığı için bu tarz matematikle denklemlerde çareyi arıyorlar. Mesela Ekrem İmamoğlu özellikle kredisinin en yüksek olduğu zaman ne zamandı? 2019 Mart seçimlerinden hemen sonrasıydı. Ama 2 yılda, 2,5 yılda hem bütçe anlamında hem icraat anlamında o kadar kötü bir performans sergiledi ki bugün Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen seçmen bile onu çok ideal bir aday, sürükleyici bir aday olarak görmüyor. Normalde tartışılmazdı o krediyi kullanabilseydik. En azından kendi muhalefet bloku içerisinde. Mansur Yavaş keza öyle. Akşener zaten havlu attı. Niye? HDP'nin daha vetosuna bile kararlılıkla karşı koyamamış. Cumhurbaşkanlığını çok istediği halde, genel başkan yardımcıları çok istediği halde HDP'nin blokuna kararlılıkla karşı duramamış bir profil. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu da şunu görüyor. Diyor ki benim yaşım gelmiş diyor 72-73'e. Bizim muhalefetten son biri seçim. Cumhurbaşkanlığını kazansa bile diyor beni bu genel başkanlıkta tutmaz. Seçimde beni yıkar geçer. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğurduğu bir siyasal ilişki biçimi var. Bunlar şu an böyle çok konuşuyorlar da bu olay farklı şekillenir. Diğer taraftan da diyor ki benim aday gösterdiğim bir kişi kazanamadığında da artık benim yine kredim tükendi. Yine benden bu olay bilinecek. Bari ben bu şansımı deneyeyim. Zaten İbrahim Uslu'nun dediği gibi de Erdoğan karşısında kim olursa olsun üzerine bir siyasal stratejimizi kurduk. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadroları içerisinde özellikle bu HDP'lileşmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı dünya görüşünü paylaşan tipler var. Onlar da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında partiyi de bir şekilde tutmak istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu da biraz cahil ve güç delisi olarak görüyorlar. Bu yarın öbür gün geldiği zaman işte bu yetkilerini kullanır, zaten parlamenter sistem o bu kalmaz diye düşünen de çok. Dolayısıyla böyle bir açmazın içerisindeler. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakikaya kadar bütün bu adaylık şartlarını zorlayacağını, Ekrem İmamoğlu'nu da aynı hırsla zorlayacağını ama günün sonunda da ikisinin karar verici olmadığını da vurgulamak istiyorum. Mesela Cumhur İttifakı'nda belirleyici parti kadrolarıdır. Sayın Devlet Bahçeli'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ekstra bir güç değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar edilgen yapılardır. Hepsi şu an kendini göstermeye çalışıyor. Artık kim? Artık oradaki belirleyicilerden çıkarsa o aday olacaktır diye düşünüyorum. Bir tablo da var burada yalnız. Bu arada çok kısa bir anekdot anlatayım. Aslında muhalefetin lütfen içine düştüğü çok böyle komik durumu özetleyen bir şey. Ali Babacan'a diyorlar ki sizce seçim olmalı mı? Hemen olmalı. Bir dakika bile düşünmemeliyiz diyor. Peki diyor adayınız kim diyor? Moderatör. Ya tabii diyor bu uzun uzun üzerinde tartışılması gereken, toplantılar yapılması gereken mevzu diyor. Daha erken aslında bulutuyor. Daha bunu konuşmak için çok erken diyor. Bu aslında içine düştükleri karikatürü de ortaya koyan evet, bir diyalog. Tek bir cümle herhalde ben herhalde biz. Çünkü evet. Süremiz de azaldı biliyorum ama şu tabloyu da unutmamamız lazım. Bu daha önce yeni bir mesele değil, tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nda soruldu bunlar mesela. Evet. Bunu da hatırlamak lazım. Hani adaylık konusunda aday mısınız diye. Aday olmak istediği belli. Hı hı. Onu anladık. Ama İmamoğlu ve Mansur Yavaş çok dillendirildi. Yani onlar aday olacak mı meselesi çok konuşuldu. Ve çok net mesajları var Kılıçdaroğlu'nun. Çok net mesaj. Ve biz bunları belediye başkanı olarak seçtik. Şimdi seçimde olduğu vakitte bile en kötü ihtimal olursa bunlar görevde istifa edecek. Ve meclisler, belediye meclisleri de AK Parti'nin elinde. Cumhur İttifakı'nın elinde. Cumhur İttifakı'nın elinde. Cumhur İttifakı oy verirse biz bu belediyeyi kaybederiz. Hı hı. Halka ne hesap veririz diye onların önünde tıkadı. Hı hı. Asıl büyük kavga diğerlerini fazla konuşmamasına rağmen Mansur Yavaş'ın da içinde olduğu İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi içerideki ekiplerdeki büyük kavga. Ama bu tabii bu aslında şeyi de ilgilendirmiyor. Yani halka da çok şu açıdan seçmenin dışındaki diğerlerini ilgilendirmemesi lazım. Başta AK Parti. Ki ilgilendirmiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü AK Parti dediğim gibi adayı belli, hedefleri belli. Cumhur İttifakı bir ittifak olarak yani millet karşısında bir ittifak olarak tüm ortak paydaları ortada. Evet. Tartışacak bir şey yok. Karşı taraftaki en büyük handikap her ne kadar biraz önce örneğini de verdim. Herkes bir şey söylemesine karşın.
Hala Emre de bahsetti ondan. Eğer birisini aday gösterdiler, herhangi birisi fark etmiyor ya, ay koltuğa otur oturmaz, ne yapacağı konusunda hakikaten akıl mantık dışı. Oturacak ve hemen sistem değişine gidecek. Ya da ya ben buraya kadar geldim, halk beni seçti, bana oy verdiler parti olmaksızın. Çünkü öyle olacak ya, partisiz olacak. Adam onu o yetisini kullanmayacak. Kılıçdaroğlu ne yapacak? İmamoğlu'sa kim olur? Ne yapılacak? Hiçbir şey belli değil. Bu kadar belirsizlik içerisinde her ne kadar Emre'nin iddiasını kabul ediyorum ve çok doğru bir mantık. Yani Erdoğan kaçtığı üzerinden kimi koyarsak koyalım, biz milleti o hale getirelim de. Bizim de. Doğru ama şu da karşı duruyorum ben de. Ben de bu milletin ferasetine hangi parti olursa olsun çok güveniyorum. Serkan Bey. Çünkü bu ülke bu sefer bir cumhurbaşkanı seçecek. Yani bu seçim, ikinci seçim cumhurbaşkanı seçimde böyle bir karar verirken hiç kimse sadece Erdoğan kaçtığı üzerinden karar vereceğini ben düşünmüyorum. Orada aklı selimin her zaman devreye gireceğini çalacağını inanıyorum.